Kur'an özellikle insandan bahseder. Çünkü Kur'an insana inmiştir. Onun için Yüce Allah kainat üzerinde umumi rububiyetini zikrederken görüyoruz. Ne demek umumi rububiyet? Yani kainat üzerinde yaratılmış bütün insanlar ve cinlerin üzerindeki Rablığıdır. Yaratması, yaşatması, rızıklandırması, buna umumi rububiyet diyoruz. Burada rububiyetle ilgili şöyle 3-4 ayet zikredelim. قال الله عز وجل أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أأنتم تخلقونه تخلقونه أم نحن الخالقون. Görmüyor musunuz? Şu sizin döktüğünüz meniyi, siz mi onu yaratıp insan şekline sokansınız? Yoksa onu yaratıp insan şekline çeviren biz miyiz diyor Allah. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. Başka ayette mesela Tarık suresinde Allahum salli ala seyyidina Muhammed. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرِ. İnsan neyden yaratıldığına baksın diyor. O bel kemiği ile göğüs kemiği arasında fışkıran tazdikli bir sudan yaratıldı diyor Allahu Azze ve Celle. Burada etterâib kelimesi müfessirler, alimler İbn-i Cerir At-Tabari tefsirinde durmuşlardır. Ve özellikle burada İbn-i Abbas, Sa'd bin Cübeyr, İkrime ve İbn-i Zeyd'e göre teraib kelimesi kadının göğsündeki olan bulunduğu gerdallığın yeridir diyorlar. İbn-i Abbas, Sa'd bin Cübeyr, İkrime ve İbn-i Zeyd'e göre teraib kelimesi kadının göğsündeki gerdallığı bulunduğu yerdir diyorlar. Mücahid'e göre diyor ki Mücahid, kadının iki omuzu ile göğsü arasıdır. Yani memelerin üst tarafıdır diyor Mücahid Rahimullah. Dolayısıyla İbn-i Cerir At-Tabari tefsirinde bu alimler, müfessirler türlü türlü görüşler beyan etmiştir. Tarık suresinde orada geniş bir şekilde zikredilmiştir. Oradan bakabilirsiniz. Ondan sonra başka ayette diyor ki اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. Yoksa onlar hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa yaratanlar kendileri midir? Burada Allahu Azze ve Celle meydan okuyor. Ne diyor? Ela lehul halku vel emr. Yaratmada, emretmede onundur. Yani siz isteseniz de, istemeseniz de sizi yoktan var ettiğim gibi aynı zamanda sizi yaşatmaya, hükmetmeye ve bir daha öldürmeye kadirim diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Dünyaya gelişiniz sizlere sorulmadığı gibi aynı zamanda gidişiniz de dirilişiniz de sizlere sorulmayacaktır. Çünkü sizin Rabbiniz benim, Halıkınız benim, Yaratınız benim diyor Allah. Ben her şeye kadirim. Her şeye gücüm yeterdir. Şey ne demek? Şey, alimler demişler ki şey kelimetun nekira diyor. Yani her şeyi kapsayan olan bir şeydir. İki kelimeyle bunu özetleyecek olursak, zerreden kübraya, küçükten büyüğe, arştan semaya, doğudan batıya, kuzeyden güneye ne varsa şeydir, say sayabildiğini bitiremezsin. Kelimetun nekir demişler. Dolayısıyla ben her şeye gücüm yeterdir demek istiyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Ondan sonra bitiriyorum. Diyor ki,